Benim gibi bir adamdan bunları duymaya hazır mısın bilmiyorum. Ama daha fazla içimde tutamayacağım. Upuzun saçların, iri iri bakan gözlerin, ipek gibi tenin bütün gün aklımdaydı. Hazırsan geliyor. Gönder abi gelsin. Hah, şu kaz ayaklarına az bir şey. Hadi hadi sen provana devam et. Ah! Ah, ah. Henüz büyük cümleler kurmak için çok erken. Bunu farkındayım. Ama daha fazla içimde tutamayacağım. Eğer sen de hazırsan seni daha yakından tanımak istiyorum. Maşallah, maşallah. Beyler patron içeride kesmeye başlamış, herkes tribüne. Ne? Bu seferki kim? Geçen hafta şu yaş gününe gelen kız grubundan birini ayıklamış. Evet, 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 evet arkadaşlar. Valla ben iddiayı başlatıyorum. 23-6 diyen kimdir, üstü diyen kimdir? Ha, ha, abi handikap var mı handikap? Kendi eşitim erkeklerden bunları duymak çok zor. Bir genç kız olarak ruhumu okşayan kelimeler kullanıyorsun. Afiyet olsun. Aa, bu bana mı? Evet, size. Bu 23 ne? Geçen sizin doğum gününüzdü ya, ben onu düşünerek. Ama ben 22 yaşındayım. Öyle mi? Mahmut Bey, eğer işiniz bittiyse bizi yalnız bırakır mısınız? Tabii baba. Uy, Cemal Bey. Böyle işte. Onca insana ekmek kapısı olunca bir süre sonra hepsinin babası oluyorsun. Annem yemeğini yedi mi? İlaçlarını ihmal etmeyin sakın ha. Merak etme ablacığım. Annem gayet iyi. Hem ben gelene kadar bir tane bakıcıyı yollamış bile. Yalnız bana ne zaman geleceğini söylemen lazım. Ben de kendimi ona göre ayarlayacağım çünkü. Tamam canım, tamam. Suyuna limon koymayı unutma. Bir de bahçeyi ihmal etme, çiçeklere takıp biliyorsun. Tamam ablacığım, biliyorum. Her defasında aynı şeyi söylüyorsun ama. Unutma diye söylüyorum ablacığım. Hadi ben gelene kadar annemize iyi bak. Arayacağım ben. Yine. Tamam, sen hiç merak etme. Bay bay. Anneciğim, içeriği ısıttım. Hadi kalk. Hoppa. Kiminle görüşeceğim seni ilgilendirmez. O nasıl laf Cansu? Tabii ki ilgilendirir. Annenim ben senin. Yeter anne. Hayatıma bu kadar karışmanla hoşlanmıyorum. Sen benim kızımsın ve benim sorumluluğum altındasın. Seni korumak benim görevim. Yanlış insanlarla görüşüyorsun. Kimin doğru kimin yanlış olduğuna ben karar verebilirim. Çünkü artık büyüdüm. Bu teknoloji yüzünden 50 yıl sonra kambur kalacak insanlık. Kızım dik otur biraz. Anne sen fasulyeni gidip orada soysana. Ay 4 saattir oradayım, dizi bitti, sıkıldım. Kimle yazışıyorsun bakayım? Arkadaşlarımla. Hadi hadi yeme beni, bakayım bir kimle yazışıyorsun. Ya dur anne, neyine bakacaksın ya? Ay kızım merak ettim. Ay dur, bir şey yazıyorum ama. Aa benden mi ya, saklıyorsun dur. Al. Sen hiçbir zaman televizyon başında oturup fasulye soyan kadın olma. Aferin. Bir çocukla yazışıyorsun ve konunuz ben miyim? Vay, maç var ve Mahmut Efendi izlemiyor. Ne yapıyorsun? Hiç öyle bir tane arkadaşımla yazışıyorum baba ya. Ulan bundan sonra bana her baba dediğinde maaşından 100 lira keseceğim ha. Haberin Bey, olsun. Evde de mi Cemal Bey diyeyim baba? Ya tamam, evde de. Güzel arkadaşmış. O senin yaş grubunun altında ya. Hele bak. Sen de bir 40 yaşına gel, görürüm ben seni Mahmut Efendi. Şuna bak, fasulyeden muhabbet ediyorsun. Hay valla baba, ne yapayım ya? Sabahtan beri bir fasulye muhabbetine girmişim. Ama da çıkamıyorum ya. Oğlum kıza güzel bir şeyler yazsana. Peki sen nasıl bir kadın olmamı hayal ediyorsun? Bunu sormamız lazım. Hadi cevap ver. Bir de bizim repertuardan girelim bakalım. Seyret.
Kadın besleyicidir. Çocuğunu besler, doğayı besler. Varlığıyla sanatı besler. Güzelliğiyle erkeğinin kalbini besler. İster fasulyeyle, ister bakışlarında beni her zaman besleyen bir kadın olmanı isterdim. Aa, kaç yaşında bu çocuk böyle büyük büyük laflar ediyor? Ya tahmin ettiğin kadar güzel biri değilsem? Enter. Anne. Dur bakalım ne diyecek. Peki. Ya ben sende bir sürü güzellik bulursam? Hangi kitaptan arakladın bu lafı? Dur dur. Cemal Süreyya değil belki ama... Doğru kadına güzel cümleler kurabilirim. Benim lafım. Kitap okumayı sever misin? Çok sıkıcı. Fasulyeden daha sıkıcı değil. Dur bakalım önemli bu. Kitap okumayı seviyor muymuş? Kitap okuyor musun ha? İnsana bambaşka hikayeler yaşatan, yeni dünyalarla tanıştıran bir kitabın kokusundan daha güzel ne olabilir? Ay ben çok sevdim bu çocuğu. Ben duşa giriyorum. Sonra da yatacağım. Nefret ettim senin yüzünden çocuktan. Koy, 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 koy baba, koy. Evet, seni biraz daha tanıyalım genç adam. Sen bu kızla hiç buluştun mu? Yo baba ne buluşması ya? Sen boş ver, kız bana hiç bakar mı ya? Ben delikken kendime boş ver. Sen onu nasıl kaçırıyorsun ya? İlk buluşmana hazır ol.